Arkadaşlar merhabalar bu videomda 9. sınıf akademi serisinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani üçgenlerin 15. videosundayız. Dik üçgenin de 2. videosundayız. Ne anlatacağız size? Öklit teoremini anlatacağız. Evet bu videonun pdf'ine videonun açıklama kısmındaki linke tıklayarak dik üçgen pdf'ini indirerek ulaşabilirsin. Ama ilk videoda yani dik üçgenin ilk videosunda zaten indirdiysen indirmene gerek yok. Hala hazırda elinde var demektir e, pdf önündeyse kalemin hazırsa daha doğrusu sen de hazırsan hadi bakalım dersimize başlayalım. Öklit teoremi ne zaman kullanılıyor? Dikten dik çizilirse öklit teoremi uygulanıyor. Bak burada dikten dik çizilmiş. Yani burada öklit bağıntısını uygulayabilirim. Hep topu aslında bilmen gereken 3 tane öklit teoremi var. Bu 3 tane öklit teoremi nedir? Bir tanesi hocam h kare eşittir yani dikten dik çizildi de bu. h kare eşittir p çarpı k şu birincisi çok kullanılıyor. İkincisi şu. Hocam büyük dik üçgende dik kenara ait a kare eşittir p çarpı p artı k. Yani sol tarafta olduğu zaman sola dayalı a kare eşittir p çarpı p artı k şeklinde olacak. Şu. Sonra büyük dik üçgende b'ye ait ürkübantı da sağa dayalı olacak. Yani b kare de k çarpı k artı p'ye eşit olacak. Bunları bil. Bunlar bize pratiklik sağlıyor. Bunların ispatı nereden geliyor? Alfa beta alfa betaya dalıp. Hocam şu üçgenle şu üçgendeki benzerlikten ya da bu üçgenle büyük benzerlikten ya da ne bileyim şuradaki üçgenle büyük üçgendeki benzerlikten zaten buradaki istersen benzerliği uygula. Buradaki benzerlikten zaten sonuca ulaşırsın. Tamam hatta bir tanesini ispatlayayım. Mesela şu üçgenle şu üçgendeki benzerliğe bakalım. Hocam burada beta'nın karşısı h'ın beta'nın karşısı k oranı h bölü k eşittir. Burada alfa'nın karşısı p'nin 90'ın karşısı a'nın 90'ın karşısı b'ye oranı. A bölü B'ye. Buradan böyle bir şey geldi. Hatta burada beta'nın karşısı buradan beta'nın karşısı H diye başlamıştık. Alfa'nın karşısı P bölü Alfa'nın karşısı burada H oranı. Mesela şunu düşünme. H bölü K, P bölü H'tan H kareştir P çarpı K geliyor mu? Geliyor. Gördüğünüz üzere. Diğer türlü şu üçgenle büyük üçgendeki benzerlikten A kareştir P çarpı P artı K. B kareştir K çarpı K artı de şuradaki üçgende büyük üçgenden gelecektir. Bir de şöyle bir şey var. O bir şey nedir? Şu a ile b'nin çarpımı x ile yani tamamı x Şurası da a yazılmış. Burası h olacak arkadaşlar. O yanlış yazılmış ona dikkat edin. a çarpı b de x çarpı h eşit. Yalnız bunu bu şekilde ezberlemene gerek yok. Niye? Şöyleyken şurası a burası b burası h şurası da x ken. Arkadaşlar al alanı görmedik. Dik üçgenden sonra göreceğiz ama 8. sınıftan hatırlarsın. Alan neydi? Hocam taban çarpı yükseklik bölü 2. X çarpı H bölü 2. Aynı zamanda alan neydi? Dik kenarlar çarpımının yarısıydı dik üçgende. A çarpı B bölü 2. Iki, bölü 2'ler gidince gerçekten X çarpı H A çarpı B'ye eşit oluyor mu? Oluyor. Yani bunu da böyle bir şey gördüğün zaman bütün kenarlar belli. Tabana ait yükseklik eksikse ya da işte bütün her şey belli. Bir tek A eksikse mesela. Burada bunu da uygulayabilirsin dostum. Haberin olsun bu şekilde yapacaksın. Tamam ben sorusu geldiği zaman bunu bu, buradan yapmıyorum. Alandan yapıyorum sen de alandan yap. Ama h kare pk a kare eşittir sola dayalı b kare eşittir sağa dayalı bil. Çoğu soruyu zaten çok rahat bir şekilde yaparsın. Hadi bakalım şimdi örneklere başlayalım. A D kaçtır diye soruluyor. H nedir diye soruluyor. E h kare 4 çarpı 8'e eşit yani 32 eşit. H da buradan kök 32 eşit olacaktır. E bu 16 çarpı 2 olduğundan bu kök dışına 4 diye çıkar. Yani cevap 4 kökü çıkar. Örnek 14 de AD isteniyor bizden. Cevap da 4 kökü çıktı. Geldik örnek 15'e. Bak dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Bu verilmiş. Buna ait öklit bağıntısı uygulayacağız. Ve benden de AD isteniyor. Tamam H isteniyor. Şuraya bir A diyelim. Hocam şunun karesi bu çarpı tamamı değil miydi? Evet. O verildiği için 2 kök altının karesi eşittir. A çarpı A artı 5 diyeceğim. E bu kaç yapıyor arkadaşlar? Bu 24 yapıyor. 4 çarpı 6'dan 24 eşittir. A çarpı A artı 5. Ya 24 nedir arkadaşlar? 6 kere 4'tür. Olmadı. Başka 12 çarpı 2'dir. Başka 3 çarpı 8'dir. Çarpı, öbür türlü de zaten çarpanları ayırarak yapacaksınız ya. Burada biraz hissedebilirsiniz. A yerine 3 yazsak. 3 çarpı 8 mi yapıyor? Evet. Dolayısıyla A'yı kaç bulduk? 3 bulduk. A 3 ya. Sonrasında hocam H kare PK yapabilirim. Ya da burada Pisagor bağıntısı uygulayabilirim. İstediğin yerden yap. Ama neyse biz H kareden yapalım. H kare'de de eşit? 3 çarpı 5 e eşittir yani 15 e eşittir. H'ı da böyle kaç buluruz? Kök 5, kök 15 olarak buluruz. Örnek 15, kök 15 çıktı. Geldik örnek 16'ya. Hocam ne var burada? Şuradaki dik üçgende dikten dik çizilmiş öklüt bağıntısı var. Yani ben şuraya bir haş dersem haş kare eşittir 4 çarpı 1'den yani 4 yapar. H'ı buradan ne buluruz? 2 buluruz. Haşı 2 çıktı. Başka ec isteniyor. Şuraya x diyelim. Hocam büyükte de dikten dik çizilmiş yani öklüt bağıntısı var. H dediğim bu sefer burası. Yani 6. 6'nın karesi de bu sefer 4 çarpı bu diye midir? Evet. 4 çarpı 1 artı x'e eşittir. Şu şu sadeleşti. 36 bölü 4'ten 9 yaptı burası. 1 artı x 9'sa x'i de böylelikle 8 olarak buluruz. Örnek 16 8 oldu. Geldik örnek 17'ye. ABC üçgeninde dikten dik verilmiş. Bir de DC ABD'den daha büyük verilmiş. Şuradaki kenar şuradakinden daha büyükmüş. Dikkat. Bir de 2 kök 3 verilmiş. Bunun tamamı da 8 verilmiş. Evet şu bilgileri şimdi kullanacağız. Arkadaşlar dikten dik çizilmiş ne yapacağız? Öklit bağıntısı yapacağız ve bizden AB isteniyor. AB'yi bulmak için öncelikle Y'yi bulmalıyız. E hocam burası Y ise buraya ne kaldı? 8 eksi Y kaldı. Dikten dik çizilmiş. Öklit uygulayalım. Öklit uygulayacak olursak 2 kök 3'ün karesi neye eşittir? Y çarpı 8 eksi Y'ye eşittir. Normalde dağıtıp çarpanlar ayırmadan yapacağız ama bu 2 kök 13'ün karesi 2 köküçün karesi nedir? 12'dir. Hocam 12 ne ile neyin çarpımıdır? 2 ile 6'nın çarpımı mıdır? Yalnız dikkat et. Y yerine 2 yazarsan burası 6 yapıyor. Aynı zamanda Y yerine 6 yazdığında burası 2 de yapıyor. Yani Y 6 da olabilir, 2 de olabilir. Ama burada DC BD'den daha büyük demiş ya. DC daha büyükse Y'nin kaç olması lazım arkadaşlar? 2 olması lazım. Yani şu değil. Y 2 olacak. Burası da kaç yapıyor? 6 yapıyor. O zaman DC BD'den daha büyük olmuş oldu. E sonra bizden ne isteniyor? AB isteniyor. AB'yi bulmak için de ne yapacağız arkadaşlar? Burada ister Pisagor bağıntısı yap istersen şunun karesi bu çarpı tamamı deyip nereden öklit bağıntısından yapabilirsin. Ama Pisagor varsa Pisagor yapalım kardeşim. X'in karesi 2'nin karesi artı 2 kök 3'ün karesi değil midir? Evet. E buradan da Pisagor bağıntısından x kare eşittir 4 artı 12'den 16 yapar. Ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 4 olarak buluruz. Örnek 17 4 çıktı geldik örnek 18'e. Şimdi burada 90 derece verilmiş ve şu bir ikizkenar üçgen verilmiş. E hocam ikizkenar üçgen ek çizimlerde de gösterdik. İkiz kenarda taban mevcutsa insan tabana ait yüksekliği çizer. Tabana ait yüksekliği çizecek olursak eğer tabanı ne yapacaktır? Bu iki eş parçaya bölecektir. Özel bir durumdur. İkiz kenarda taban mevcutsa tabana ait yüksekliği çiz. Tabanı iki eş parçaya bölecek. E taban ne burada? Hocam burası 3 birim. Burası da 6. Alt... Şurası da kaç birim arkadaşlar? Şöyle bakacak olursanız 6 birim. E o zaman burası ne oldu arkadaşlar? Tamamı 9 oldu. Burası 9 bölü 2 olacak. Şurası da 9 bölü 2 olacak. E, alttan 9 bölü 2 çıkartırsak buraya ne kalıyor? 3 bölü 2 kalıyor. Ya da şurası da 9 bölü 2, 9 bölü 2 ya burası da. 9 bölü 2'den 3 çıkartırsak arkadaşım o da 3 bölü 2 kalıyor. Bizden ne isteniyor? AD isteniyor. AD'ye x diyecek olursak. E hocam burada dikten dik çizildi. Nerede? Şuradaki üçgende e, öküt uygulayacağız. Yani şunun karesi neye eşittir? Bu çarpı buraya. Yani sola dayalı olduğu için arkadaşlar x kare eşittir şu çarp tamamı. Yani x'in karesi eşittir 3 bölü 2 çarpı tamamı. E bunun tamamı da kaçtı? 6 idi. Şunlar şunlar sadeleşti. Buraya ne kaldı? 3 kaldı. 3 kere 3 9 yaptı. x kare 9'a eşit oldu. x'i de böylelikle kaç bulduk arkadaşım? 3 olarak bulduk. Evet x 3 çıktı arkadaşlar. Dikten dik çizilmişse öklit uygula. Geldik buraya. Hocam ne var burada? Öncelikle olarak hocam dikten dik çizilmiş. var ama Bak burada bir Pisagor bağıntısı var kardeşim. Önceliğe senin Pisagor olsun tabii ki. A, bir de kök 5'li bir şey var. Tanıdık. Pisagor'dan da yaparken kısa yoldan yap. Hocam kök 5 hani 1 2 kök 5 küçük olan kök 5 katı. Küçük olan acaba iki mi? 2 4 2 kök 5 sağladı mı sağladı. Tamam şimdi ne yapacağız? DC yapacağız. DC isteniyor bizden. Hocam öncelikle ben buradaki dik üçgende buraya y dersem y'yi bulabilirim. Niye? <laughs> Dikten dik çizilmiş. Öklit 4'ün karesi neye eşittir? 2 çarpı y'ye eşittir. 16 bölü 2'den 8 eşittir y'ye geldi. Y'yi 8 bulduk. E sonra ne yapacağız arkadaşlar? Burada x'i bulmak için şurayı bulmam lazım. Buraya da n diyeyim. E buradaki dik üçgende de ne var? 8'in karesi bu çarpı bu. 8'in karesi de burada 4 çarpı n'ye eşit. 64 bölü 4'ten n'yi kaç bulduk? 16 bulduk. N 16 çıktı. Sonra hocam x'in karesi eşittir. Bu çarpı tamamı diyenleriniz olur ama gerek yok. Şurada bir pisagor yok mu kardeşim? Var. Dik kenarın bir tanesi 8 diğeri 16. 1 2 kök 5 üçgeninden burası da 8 kök 5 mi çıkar? Evet 8 16 ise küçük olanın kök 5 katı yani burası 90 derece olduğundan dolayı. Evet örnek 19'u 8 kök 5 bulduk arkadaşlar. Pisagor'un olduğu yerde tabii ki Pisagor yapacağız. Şimdi 2 kök 10 verilmiş 6 verilmiş. E hocam ne yapacağız? Dik üçgen var ama burada şey yok. Pisagor bağıntısı falan yapamıyoruz. E, amacımız dik üçgen oluşturmak. Nasıl oluşturabiliriz? Hocam dikdörtgen oluşturmak en etkili silahlarımızdan da şuradan bir dikdörtgen oluşturursak eğer 6 ise burası da 6. E, sonra BD isteniyor bizden. BD şu x isteniyor bizden. Arkadaş şurada dikten dik çizildi. Öklük bağıntısı var. E 2 kök verilmişse 2 kök a ait öklük bağıntısı yapacağım. 2 kök karesi nedir? Bu çarpı tamamı değil midir? Evet. Şuraya bir A diyeyim. 2 kök karesi eşittir. A çarpı A artı 6. Bu iki kök onun karesi 4 çarpı 10'dan 40 yaptı. 40 ne ile neyin çarpımı? 5 ile 8'in. 5 yazarsan tutmuyor. Başka hocam 5 ile 8 olmazsa 4 ile 10'un çarpımı oluyor. A yerine 4 yazarsak 4 çarpı 10 oluyor mu? Oluyor. Yani sen buradan A'yı kaç bulursun? 4 bulursun. Öbür türlü de yine çarpanları ayırırken de 4 ile 10'un çarpımından gideceksin zaten. Ama böyle bir şey gördün de hissedebilirsin. E o zaman burası kaç yaptı? 4 yaptı. Şimdi benden ne isteniyor? X. E burada yine dikten dik çizilmişti ya. Öklük bağıntısı X'in karesi de bu çarpı tamamı. Ya da büyük üçgendeki Pisagor bağıntısından da yapabilirdik. X'in karesi 6 çarpı tamamı 10 oldu değil mi? 6 çarpı 6 artı 4 yani 10. X buradan kök 60 yapar. Kök 60 dediğimizde nedir arkadaşlar? Ee, 4 çarpı 15 mi yapıyor? 4 çarpı 15 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkacağından cevap 2 kök, on, 2 kök 15 olarak bulunur. Yani cevabımız 2 kök 15 oldu. Geldik örnek 21'e. Arkadaşlar. Burada bir kere hemen sayıların olduğu yere yoğunlaşalım. Öklit var ama burada bir kere bir Pisagor bağıntısı var. Pisagor bağıntısında ne var arkadaşlar? 3 kök 5 6 ise Pisagor'dan burası hani 1 2 kök 5. Burası 3 mi çıkar? Evet. E benden AC isteniyor. AC'yi bulmam için öncelikli olarak şurayı da bulmam lazım benim. X isteniyor ama e, ben burayı nasıl bulacağım? Burada bak dikten dik çizilmiş. Yani öklit. E 6'nın karesi bu çarpı tamamı. 6'nın karesi eşittir 3 çarpı Bak şu çarpı şu. Yani y artı 4 burası. 36 bölü 3'den 12 yaptı. Y artı 4 12 ise y'yi buradan 8 buluruz. Y 8 geldi. Bizden ne isteniyor? X. Ee, burada da dikten dik çizilmiş. Yani öklük bağıntısı var burada da. E, ee, öklük bağıntısı da bu üçgende sağa dayalı. Yani x'in karesi de bu çarpı tamamı olacaktır. x'in karesi de neye eşittir? 11 burası. 11 çarpı tamamı 11 artı 4. Yani 15'e eşit olacaktır. E Bu da kaç yapıyor arkadaşlar? 165 yapıyor. 11 ile çarpmanın kuralı. 1 ile 5'i açtın. Araya toplamını yazdın. Bak 1 ile 5'i açtın. Araya toplamını yazdık. Bu. Eksi de böylelikle kaç buluruz? Kök 165 olarak buluruz arkadaşlar. Örnek yerine bir. Böylelikle kök 165 yaptı. Ve <laughs> bu kısmı. Öklit mantığını bitirmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bunu bir sonraki videoya bırakayım. Çünkü bu çok önemli. Bu da çok önemli. Özel açı mantığını burada öğreneceğiz. Bir sonraki videoda öğreneceğiz. E o zaman arkadaşlar, Ökbant'sını bu videoda bitirmiş bulunuyoruz. Ne diyoruz? Bir sonraki videoda dik üçgende özel durumlarda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.